Konumuz başarılı Almanlardan neler öğrenebiliriz? Onlar ne yaptı ki Made in Germany olan ürünlerini çok rahatlıkla satabiliyorlar? Marka oldular. Ürünleri çok kaliteli. Herkes onların ürününü tercih ediyor. Ne yaptı bunlar? Hangi özelliklere sahipler? Onların başarıyı götüren güzel özelliklerini biz de kendi işimize nasıl entegre edip daha iyi ürünler, daha iyi hizmetler üretip ürünümüzü nasıl kaliteli marka haline getirebiliriz? Konumuz bu olacak. Bununla beraber bu tür videoların devamı için hemen beğene tıklayın. Abone değilseniz abone olun kanalımıza. Zil kısmı tıklayın. Bunun yanında da yorum kısmına mutlaka bir nokta da olsa bir şey yazın ki YouTube bizi tavsiye etsin. Kanalımızda daha fazla içerik üretip daha fazla insanlara yardımcı olalım. Şimdi gelelim Made in Germany. Bu başarılı Almanlar ne yaptı ki ürünleri çok kaliteli, hizmetleri çok kaliteli ve dünyanın her tarafında aranıyor ve tutuluyor. Hangi özelliklere sahip? Bu konuda neden ben bir şey söyleyebiliyorum? Bir kere beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Almanya'da yaşıyorum ve iş yerim burada. Danışmanlıklarımı buradan Avrupa'daki insanlara yapıyorum. Dolayısıyla burada da doğduğumdan dolayı ya havasından ya suyundan derler ya, buranın mentalitesini biz kendimize entegre ettik. Bunların disiplinini, bunların güven planlarını, programlarını biz de kullanıyoruz. O yüzden kaliteli hizmet sunabiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu insanlar neler yaptı? Bu insanların başarılarını size tek tek anlatmak istiyorum. 3 tane prensip var. Bir kere bu videoyu ben kime hazırladım? Bu videoyu Almanya'da yaşayan veya Avrupa'da yaşayan gerçekten başarılı olmak isteyen insanlara hazırladım. Bunun yanında kendi işini yapan insanlar. Girişimci olabilir, iş adamı olabilir, yanında elemanlar vardır, çalıştırıyordur. Veya bir yerde çalışıyordur, mesleğinde çok iyi bir yere gelmek istiyordur. İleride kendi işini kurmak istiyordur. Bunun yanında da kadınlara, annelere, daha güçlü insan olmaları için kaliteli evlatlar yetiştirmeleri için hazırlandı değerli arkadaşlar. Bu videoyu konsantreli bir şekilde dikkatli sonuna kadar sabırla izleyin. Öğrendiklerinizi not alın ve hayatınıza entegre ettikten sonra göreceksiniz ki çok iyi sonuçlar alacaksınız. Peki bu videoyu neden hazırladım? Neden hazırladığımı söyleyeyim. Çünkü iki kültür arasında insanlar savaşıyor, mücadele ediyor. İki kültür arasında kalıyor. Kültür şoku yaşıyor. Bu kültür şoku yaşamamaları için ve iki kültürün de en güzel özelliklerini kendilerine entegre edip daha iyi yerlere gelmeleri için, daha başarılı, daha kaliteli ürünler üreterek, daha iyi bir insan olarak hayatını sürdürmeleri için hazırladım değerli arkadaşlar. Bunun yanında da bu videoyu hazırlamamın ana sebebi düzenli bir hayat, öngörülebilen bir hayat, vizyonu genişleten bir hayatı yaşayabilmeleri için, insanların bu güzel özelliklere sahip olmaları için anlatıyorum. Şöyle bir düşünün değerli arkadaşlar. Made in Germany, yani Almanya'da üretildi. Bunu gözünüzün önüne getirin ve şöyle bir tefekkür edin. Düşünün. 10'dan 1'e kadar sayacağım. Düşünün. Önünüze geliyor. 10, 9, ne düşünüyorsunuz? 8, 7, neden o ürünleri alıyorsunuz? 6, düşünün, tefekkür edin. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi geri geri sayarken mutlaka gözünüzün önüne geldi. Bir sebep var. Bu adamların Made in Germany dendiği zaman aklınıza kalite geliyor. Güven geliyor. Disiplin geliyor. Verilen sözlerin yerine getirildiği gözünüzün önüne geliyor. Ürettikleri malların arkasında durdukları gözünüzün önüne geliyor, değil mi? Herkesin elinde, evinde mutlaka Alman ürünü bir mal vardır. Bir kere bu adamların prensipleri neler? 3 tane prensip anlatmak istiyorum. Birinci prensip şu değerli arkadaşlar, bu insanların yapamayacağı bir şeyin sözünü hiçbir zaman vermez. Genellikle biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, hep nein derler. Hep nein. Her şeye nein. Ya dediklerini çok az duyarsınız. Yani yapamayacakları şeye nein derler. Direkt kestirip atarlar. Evet demezler. Hani derler ya, Nuh diyor, peygamber demiyor. Evet. Yani yapamayacağı bir şeyi sana söz vermez. Arkasında duramayacağı bir şey için nein der. Yani abi hallederiz, çözeriz, merak etme, o iş bende, ben onu hallederim diyerek seni kazanmaya çalışmaz. Hani kazanır, kazanayım ben nasıl olsa parasını alayım ondan sonra bırakayım demez yani. Öyle bir prensipleri yok.
Nein der, keser bitirir. Eğer yapamayacaksa. Bununla alakalı bir atasözü aklıma geldi. Sonradan pazarlık dostluğu bozar. Yani sürprizler, sonradan yapılan pazarlıklar, hiç beklenmedik şeyler insanı rahatsız eder. Dolayısıyla sana, senin büyük beklentin olmaması için direkt yapamayacağı şeyi üzerine almaz, o görevi almaz, sorumluluğu almaz ve olayı bitirir, başlamaz bile. Halledelim, yapalım abi falan demezler bu insanlar. Baştan her şeyi açık ve net konuşurlar. Kontrat kültürleri var, imzalarlar. Oradan ne söz verdiyse onu yazar ve senden de onu bekler. Ödemek konusunda da onu bekler. Eğer ödemeyi yapmazsan hatır gönül dinlemez. Direkt sana mam gönderir ve resmi işlemi başlatır. Senden o parayı söke söke alır. Eğer hizmetinin parasını veya sattığı ürünün parasını vermezsen. Arkadaşım arkadaş dinlemez. Tabii bu anlattıklarım biraz ters gelebilir. Bizim kültürümüzde daha fazla böyle duygu var. Duygusal zeka var. Tabii hamaset de var. Onlar gibi düşünmüyoruz. Yani Almanlar gibi genellikle 0-1-1-0 böyle dijital düşünmüyoruz. Ama onlar öyle düşünüyor. Öyle prensipleri var. Matematik zekayla ilerledikleri için bu zamana kadar çok güzel sonuçlar elde etmişler. Tabii Almanya'da yaşayan insanların da şu güzel özelliği var. Hem Alman gibi düşünebiliyor hem Türk gibi esnek ve duygusal zekasını kullanarak çok iyi iş çıkarabiliyor. Onu da net söyleyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum. Yani baştan her şey konuştukları için sonradan sürprizler yapmazlar. Sizden de sürpriz istemezler. Bu her yerde geçerli. Çok önemli. Değerli arkadaşlar, mesela evlilikte çok önemli. Her şeyi baştan konuştuğunuzda evlenmeden önce sözde, nişanla, sonra ailede sorunu yaşanmıyor. Fakat başta insanlar saklarlarsa kendilerini, karakterlerini ve isteklerini, beklentilerini saklarlar, konuşmazlarsa evlilik döneminde sürprizler yaparlar birbirlerine ve evlilikte sıkıntı yaşar ve evlenen insanların %50'si boşanıyor biliyorsunuz. Ama bu %50'sinin boşanmasının sebebi de sonradan pazarlık, sonradan sürprizler, sonradan bir şeyin açığa çıkması ve bunun yanında da üçüncü insanların devreye girmesi. Hep devamlı üçüncü insanlar devreye girdiği için de sorunlar olur. O yüzden baştan her şeyi konuşmak, anlaşmak ve konuştuktan sonra da her şey şeffaf bir şekilde işe, ortaklığa, evliliğe başlanır ve bir inşaat yapacaksanız inşaata öyle başlarsınız. Projeye öyle başlarsınız. Her şeyi baştan konuşmak. Birinci prensipleri bu değerli arkadaşlar. Bunun yanında ikinci prensipleri de bunu siz de tabii kendinize entegre ettiğinizde sizin hayatınızda da ürettiğiniz ürünün ve hizmetin kalitesi artar. Bu da İkinci prensipleri de disiplin sevgili arkadaşlar. Disiplin o kadar önemli ki, disiplin olmadığı zaman hayatın bir tadı olmuyor. Şöyle düşün, kurallar var değil mi? Trafik kuralları, yani Almanların trafik kuralları var. Disiplin, hani öyle anlatayım size. Yeşil yandığı zaman gidersin, kırmızı yandığı zaman durursun. Veya bütün trafik kurallara uyarsın. Eğer uymazsan, yani disipline girmezsen, seni öyle böyle cezalandırırlar. Cezaları da öyle ufak tefek cezalar değil değerli arkadaşlar. Yani sen istesen de istemesen de o disipline uyarsın ve o disiplini sana entegre ederler. Yani kanına kadar yerleştirirler. Sokağa çıktığın an o disipline uymak zorunda kalırsın ve sana disiplin kazandırırlar. Değerli arkadaşlar, çok göç alan bir ülke burası. Dünyanın her tarafından gelen insanlar var. Onları öyle de böyle de kurallara uyacak hale getiriyorlar. Cezalarla sistem öyle bir sistem ki bütün kurallara uyduğundan dolayı sana disiplin kazandırıyor. Şöyle düşün. Disiplin neden çok önemli? Senin hayat kaliteni artırıyor. Başarını artırıyor. Ürettiğin ürünün kalitesi artıyor. Hizmetin ürünü artıyor. Bunun yanında da geleceği daha iyi görebiliyorsun. Çünkü şu anki davranışın disiplinli ise iyiyse geleceğin de iyi olacak. Bunu bilirsin. O yüzden disiplin çok önemli. Disiplinsizlik de senin hayatında kendinle bir kere problemin olur. Özgüvenin düşük olur. Aldığın kararları yerine getiremezsin. Ürününün kalitesiz olur. Zaten müşterin olmaz. Herkes senden kaçar. Değerin düşük olur. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Sen eğer 5 tane disiplinsiz bir arkadaşla oturur kalkarsan 6. disiplinsiz insan sen olursun. 5 tane kararsız insanla beraber oturup kalkarsan sürekli 6. kararsız insan sen olursun. Bunun yanında da tabii sen 5 tane disiplinli kararlı insanla beraber olursan onlar gibi sen de disiplinli ve kararlı olursun. Hani söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben de sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Ondan dolayı disiplin bunların vazgeçilmez prensipleri. Sabahın 4'ünde 5'inde kalkarlar. Örneğin 6'da iş alacaksa iş yerine 15 dakika önce gelir, oturur, çayını kahvesini yapar.
günün gazetesini okur 15 dakika, ondan sonra işine başlar sevgili arkadaşlar. Çalışana Hazreti Allah yardımcı oluyor. Çalışanı herkes seviyor ama çalışmayanı, tutarsız insanları da kimse sevmiyor. Herkes uzak kalıyor disiplinsiz insanlardan. Bunun yanında da üçüncü prensipleri, ne iş yaparlarsa kaliteli iş yaparlar. En iyisini alırlar, en iyisini de üretirler, en iyi hizmeti sunarlar. Çünkü şöyle bir prensipleri var. Ucuz alacak kadar zengin değilim derler. Çünkü ucuzdur, vardır zilleti, pahalıdır, vardır hikmeti gözüyle bakarlar. Ondan dolayı kalite pahalıdır diye inanırlar. Kendileri de kaliteli ürün çıkarırlar. Bir şey söz verdiyse mutlaka beklentinin dışında bir fazlasını, biraz beklentinin dışında bir hizmet sunarlar. Şöyle diyelim, bir müşteriye bardak sattıklarını düşünün. Bardağı satarken müşteri zaten bir bardak aldığını düşünüyor. Yanında mutlaka sürpriz bir hediyeleri, yani beklentinin dışında bir şey daha eklerler. Yeter ki müşteri memnun kalsın, buna over deliver diyorlar değerli arkadaşlar. Yani müşterinin beklentisinden fazla bir şey vermek, hizmet sunmak. Biz de örneğin eğitimlerimizde müşteriye bir şey anlatıyoruz, bir ürün, hizmet sunuyoruz 3 aylık veya 6 aylık. Yanında ek olarak bonuslarımız oluyor, hediyelerimiz oluyor. Neden? Çünkü biz öyle öğrendik, öyle biliyoruz. Ürünümüz haliyle çok kaliteli oluyor ve ürünümüzün arkasında duruyoruz. Almanlar da öyle yapıyor. Zaten kaliteli ürünün arkasında durabilirsin. Eğer sen kaliteli ürün veriyorsan o zaman çok rahat oluyorsun. Müşteri sana ulaşabiliyor. Bir problem varsa sen hemen çözebiliyorsun. Ama eğer malın kalitesizse, iyi bir hizmet sunmuyorsan telefonlara çıkmazsın, kaçarsın müşteriden. Ama Almanların öyle bir şeyleri yok. Onlar kaliteli ürün sattıklarından dolayı ürünün arkasında duruyorlar. Telefonlar, e-maillerle ürünü üreten iş adamlarına ulaşabiliyorsunuz. Şöyle düşün, fiziki bir ürünün var veya bir hizmetin var, reklamlar verdin. Mutlaka o reklamdakinden aşağı olmamalı senin ürünün. Reklamlarda anlattığından daha fazlası olması gerekiyor. Müşterinin beklemediği hediyelerle karşılaşmalı ki Made in Germany olması için bu prensibi dikkate alman lazım. Hayatına entegre etmen gerekiyor. Bununla beraber sevgili arkadaşlar, burada size 3 tane prensip anlattım. Bununla alakalı daha çok videolar hazırlayabilirim. Zaten eğitimlerimde de anlatıyorum. İlginizi çektiyse yorum kısmına yazın. Bu videonun arkasından yine bu konuyla alakalı videolar çekebilirim. Bu part 1, part 2, part 3 çekebilirim. O sizin yorumlarınıza bağlı. Aşağıda mutlaka yorum yazın ve sevdiğiniz arkadaşlara bu videoyu gönderin. Almanya'da, Avrupa'da başarılı olmak istiyorsan mutlaka bu 3 tane prensibe dikkat etmen lazım. Eğer bu prensiplere dikkat etmiyorsan o zaman kapat dükkanı. Hizmet sunma, bırak o işi. Sen git Almanya'da başka bir iş bul. Çünkü müşterilerin senden şikayetçi olur. Ürünün arkasında duramadığından dolayı stresli olursun. Sana uymuyor, hiç o işi yapma. Veya Almanya'da yaşıyorsan bu prensiplere dikkat et. Yaşam kaliteni arttırırsın. Müşterilerin memnun olur. Daha fazla para kazanırsın. Kısa sürede daha fazla iş yaparsın. Marka olursun. Biz de burada doğup büyüdüğümüzden dolayı buradaki prensiplere göre, bu saydığım 3 tane prensibe göre hizmetlerimizi sunuyoruz. Seminerlerimizi, mentörlüklerimizi, programlarımızı bu sisteme göre sunuyoruz. Biz de zaten kendini geliştirmeyen, disiplinli olmayan, kararların arkasında duramayan insanları programlarımıza almıyoruz. Yani mentalitesi biraz Alman mentalitesine yakın olmalı. Bu saydığım prensiplere uygunsa eğer, onları öyle alıyoruz programlarımıza. Çünkü sonuç olarak da onun hayatına kalite katıyoruz mentörlük programlarımızda, eğitim programlarımızda. Dolayısıyla bizim için bu prensipler çok önemli. Eğer sen de Avrupa'da yaşıyorsan ve hayat kaliteni arttırmak istiyorsan, kendi işini yapan birisi olarak sattığın ürünün kalitesini arttırmak istiyorsan, daha fazla müşteri kazanmak istiyorsan, o zaman bizim eğitim programlarımıza katılmak için hemen videonun altındaki linke tıklayın, form doldurun. Eğitime uyduğunuzu anlarsak sizi de online eğitime alır, size uygun bir eğitim programı açarak hayatınıza kalite katabiliriz. Hemen şimdi videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun, gönderin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.